15 gün çektim bu ağrıyı. Hiçbir doktor çare olmadı. Ondan sonra eve gittik. Gene aynı böyle kötüyüm. Allah, eve geldik ağlıyorum. Komşularım falan hep başımda bekler, ağlaşırlar. Ondan sonra annem tüh demiş ki ne yapayım ne edeyim annem tasasından. De Eril de amcamın oğlunu aramış. Kuzenim. Lan Kerim yetiş bu Kadriye gidiyor demiş. Bu böyle böyle oldu. O geldi. Böyle böyle. O günde 23 Nisan. Pazar günü her yer kapalı diye düşündük biz sizi. Dedi bu araştırdı Konya'da bu hastaneyi buldu. Tesisi şeyde neydi omurilikte damar düğümlenmesi varmış. Damarlar orada birikmiş, kanama yapmış. Ve beni kurtardı. Hemen ameliyat aldı. Hemen senin yatışını yapayım dedi. Hemen dedi ben kurtaracağım seni dedi. Kurtardı. Allah bin kere razı olsun. El öpülecek insanlardan. Böyle doktorları başımızdan eksik etmesin. Bir tane çocuğum var %100 engelli görmüyor, duymuyor. Bana muhtaç. Doktora dedim beni kurtarır sırf ona bakmak için. Yardıma ihtiyacınız var mı? Şimdi bu bacağını böyle yukarıda tut bakalım. Tut orada. Ama güzel. Bunu yukarıda tut. Tut bakalım. Bakın. Ama. Şimdi ayak baş parmakları bir oynat bakalım. Hasta bize müracaat etti. Hastanın nörolojik muayenesinde tekerlek sandalyede getirildi hasta. Sol bacak tam plejik yani tam felçliydi. Sağda kısmi felç vardı. Hastanın biz tetkiklerini yaptığımızda omurilik içerisinde torakal bölge dediğimiz sırt bölgesindeki omurilik içerisinde bir vasküler malformasyon ve bir onun etrafında da bir kanama tespit ettik. Şimdi intradural intramedüller kavarinoma hastalığın adı. Kavarinoma bir damar yumağı hastalığı ve doğuştan olan konjenital kökenli bir hastalıktır. Omurilik içerisinde küçük bir damar yumağı olarak dururken zaman içerisinde büyüyebilir. Kitle etkisiyle hastada klinik bulgu verebildiği gibi bazen bu damar yumağı incelen çeperleri sebebiyle kanayabilir. Kanadığı zaman da akut ani bulgu verir bu. Nitekim hastamızda da kanamasıyla birlikte ani bulgu vermiş ve hastanın bacakları felç olmuş idi. Şimdi çok sık görülen bir hastalık değildir. Yani beyinde de görülür bu kavernoma dediğimiz vasküler anomalik hastalık. Biz de hastamızı gördüğümüz anda hemen ameliyat programımızı değiştirerek hastayı hemen ameliyata aldık. Ameliyatta mikrocerrahi yöntemle laminoplasti dediğimiz hastaya omurgasına zarar vermeyecek ve tekrar normal hayatını sürdürebileceği bir şekilde laminoplasti yöntemiyle mikrocerrahi altında bu kavernomu ve etrafındaki kanamayı çıkardık, temizledik ve postop hastamızda hemen nörolojik bulgularında belirgin bir düzelme oldu. Birkaç gün içerisinde de hasta tekrar yürür hale geldi. Hastamızın çok hafif paresisi devam ediyor ama bu zaman içerisinde fizyoterapiyle tamamen düzelecek. Hocam ameliyat edilmeseydi? Hasta paraplejik tekerlek sandalyeye mahkum olacaktı. Ama şimdi 45 yaşında sağlıklı bir çocuk. Evet, çocuklarıyla inşallah mutlu bir geleceği olacak.